Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Yoksa kim tanırdı seni? Kim tanırdı? Risale-i Nur, Risale-i Sındık, Risale-i Nur öne çıkarttık. Dünya ve ukrada faydalanıyoruz onun. Bereketine faydalanıyoruz. Bereketi ya. Yeter ki sen ona sadakatsizlik gösterme. Mevzularını onunla izah et, onunla çöz, rahat edersin. Sonra keşke demezsin. Ömrümüz keşkelerle dolu. Hep böyle kitapla çatışan hayatımız olduğu için. Kitapla çatışan hayat, hayat değil ki ya. Ona ait bir yer okuyayım. Ama çok güzel insanlar var, elhamdülillah. Sözler 481, 27. sözden. Üçüncüsü, asrı tahlil ediyor. Bakalım bize bakan kârı ne olacak? Teşekkür ederim. Bir derste demiştim ki, Allah rızası için galiba vicdan dersi miydi? Bir derste. Çok da hoşlarına gitti de onu ben de tekrar edeyim. Hem bu derste tekrar etmiş olayım. Allah rızası için okunan dersi dışarıya götürmeyin. Yani dışarıdaki insanları monta etmeyin. Dışarıdaki insanları tanımak için değil, okunacak dersi kendimize mal edelim. Ne olur? Allah rızası için. Yani kendimiz mesela şöyle otur derste. Ben bunu biliyorum ama bakayım bilmeyeceğim bir taraf Allah bana ne verecek? Allah bakalım bana ne ihsan edecek bu akşam? Bakayım nerede kusurumu görecek? Bakayım yeni ne anlayacağım? İnan Allah'a böyle bak. Beni tanıyorsunuz. Bak hiç böyle girifteylere girmiyorum. Allah da ikram ediyor. Veriyor. Dışarıya uygulamayın. Kendim. Nasıl ki çarşıda mevsimlere göre birer meta mergup oluyor. Çarşıda, cemiyette, her asırda bir şey öne çıkıyor insanlarca, değer kazanıyor. İnsanların yüklemiş olduğu manadan kaynaklanıyor. Mesela Büyükçekmece'de, ilçemizde, çarşıda değil mi? Çok kaliteli, çok değerlidir dükkanlar. Alamazsın. Fakat herkes yok oldu, buharlaştı, bit sensin. Ve 3-5 kişi. Değeri var mı onun? Yok. Gördünüz mü? Değer nereden gelmiş? Senle gelmiş. İnsanla değer alıyor. Allah bile kainatı insansız yapmamış. İnsan. Şer dahi olsa lazım. Şer dahi olsa lazım. Ama Allah ona o aktörlüğü vermiş. Şükret ki bu tiyatroda sana bu rolü vermiş. Ben bunu inan ya Rabbi, samimiyim, samimi değilsem samimiyet, inanarak size söylüyorum. Eski şey değil de, eski de böyle ya nasıl oldu? Şimdi şöyle biraz da düşünüyorum. Böyle bir tiyatro, dünya, bu ne diyorlar o, sahne. Girenler, çıkanlar, sabit değil kadrosu. Herkese bir aktörlük verilmiş. Gavurluğu dahi oynasa da aktörlük olduğu için, film olduğu için pek rahatsız olmaz. Tamam. Ama Yunan askeri olmayı kimse istememiş tiyatro yaparken. Onun için filmde dahi olsa Yunan askeri olmayı İzmir'de tiyatro yapmışlar çocuklar lisede. Yunan askeri kimse istememiş. Herkes kahraman olmak istiyor. Ya tiyatro bu ya. İken böyle. Kardeş burada, bu tiyatroda, dünya tiyatrosunda hepimize bir misyon verilmiş. Allah'a şükrediyorum. Şükretmek lazım ki elimize bunu vermiş. Uçlat diyor ki nur vermiş elimize. Topuz vermemiş. Ustad diyor ki alimleri konuşturarak, geçmiş selefi salihinde sıfırın olayları,
Cemal vakası. Konuşmayın diyor. Allah elinizi kana bulaştırmadı. Dilinizi bulaştırmayın bari. Kanlaştırmayın dilinizi diyor. Şimdi her mevsimde çarşıda, çarşı deyince bu büyükçekmece değil. Çarşıda, cemaatinde, evinde, mahallende, davanda, yörede, daire daire öne çıkan mevzular olacak. Her zaman. Dünya sabit değil. Dünya devamlı değişen, insan devamlı değişendir. Ya nasıl olur bunu yapar bunu der, der kardeş. Sığırın alemini gördünüz mü? Cahili olsun. Düşe kalka gidiyor. Sahabeden de düşen var. Ya bunu nasıl yapar, nasıl der, nasıl gider der kardeş. İnsan. Allah kimseyi düşürmesin. Düş de, düş de bak gör ne yapıyorsun. Sor. Düşen yılana sarılır. Sakın kimseyi hor görmeyin. İmtihan. İmtihanlar unutmayın. Fırsatları barındırır. Ne mutlu o fırsatları yakalayabilen. Fırsatların en büyük hizmette en büyük fitne olur. Kabe'ye, Ümre'ye götürdüğüm zaman hacı kadroyu, hocam Allah razı olsun sizden de vesile oldunuz. Şeytandan kurtulduk. Kafilem diyor. Kurtulduk dedi. Şeytandan. Ben dedim ki belki hatırlarsınız. En büyük şeytan burada. Surattan indi. Hocam ne diyorsun ya? Buna Türkiye'den geldik. Kabe. Nerede büyük hizmet? Orada büyük fitne. Bir yerde ses olmuyorsa orada faaliyet yok. Eğer yürümüyorsan ayağın sesi yoktur. Sakın fitneden korkmayın. Fitneyi çıkarmaktan kork. Lanet olsun fitneyi içinde olana demiyor. Lanet olsun çıkartana. Şeytan çıkartıyor. İnsanlara çıkartmıyor. Demek ki her asırda, her zamanda içinde, içsel alemde, evinde, cemaatinde, davanda, İslamiyet'te, Türkiye'de, dünyada öne çıkan hadiseler oluyor. Onu yorumlama ve çözme metodunu söyleyecek bize. Öyle de alem ve şerinden içtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeriye çarşısında, çarşıya bakın. Alem ve şerinde, alem, sergi, teşhirgâh-ı sanat-ı ilahi, bu kainat. Ağaçlar, dereler, dağlar. Müze yani burası. Teşhir ediliyor. Hiç müzeye sığırın girdiğini gördünüz mü? Topkapı Müzesi'ne sığır gidiyor. Vay be! Osmanlı'nın ne mizrağı varmış. Allah Resulü'nün nasıl kılıncı varmış demez. Sığırın yeri yoktur orada. Arkadaşlar, bu dünya büyük bir teşhirgâh-ı sanat ilahi, müze. Seyret, dön, sana bakmayan işlere karışma, karıştırma, işini yap. Beni yakından tanıyanlar biliyor. Hadi senler, işimi yapıyorum, hiç çıkarayım. Ama ben merkezde de celal edebiliyorum. Çoğu zaman Allah beni muvaffak ediyor saflığımdan. Diyorum ya Rabbi ben senin rızanın peşindeyim ya. Deyince hadiseler çok basit oluyor. Bak diyor ki alem eşerinde... İçtimaiyat-ı insaniye ve medeniyet-i beşeri çarşısında. İçtimaiyat-ı beşeri. Çarşı arkadaşlar. Alışveriş yapıyoruz. Çarşıda ne yapılıyor? Mal satarsın, mal alırsın, gezersin. Günahlar işlenir, sevaplar işlenir. Cami var, mehane var. Her asırda birer meta mergup olup revaç buluyor. Her asırda insanın iç aleminde yaşa göre, yaşa göre, kültüre göre, örfe göre insan bir şeyin talebi oluyor. Bir adam bir şey var, bir telefonun peşine koşuyor ya. Adam dava edilmiş. Davası o. Telefon ne olacak? Kimisi arabanın peşine, zihni o. Acayip bir şey ya. Ben şey gördüm, bir türkü. Böyle tanıştık. Biz gidiyoruz, dağa çıkacağız. Hocam seni çıkartalım teleferikle, şu dağları bir seyret. Yanımızda gruplar var turistler.
Bir kişi de Türk, o Türk önce o böyle sırt çantası. Neyse tanıştık vesaire. Gayet ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun böyle canım? O, tanıştık ya, hocam diyor, tepeye çıkacağım, paraşüt açacağım, koşacağım, ineceğiz. Ne olacak sonra? Hocam ne dedin, süper. Koşacağım, paraşüt var ya koşup. Uçaktan atlama değil. Ama sen, hocam, ha ben cahilim dedim de onun için dedim. Ama pek cahile benzemiyorsun dedim. Tam da ne olacak bu dedim. Hop. Hocam hobi. Ne kadar uğraşıyorsun kardeş bu işlere dedim. Çocukluktan beri. Kendime dedim yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Bir tane bile telefeyi kaçırmamak için atlıyor. Telefere biniyor çıkıyor. Tekrar atlıyor. Tekrar çıkıyor. Ben devam için ne yapıyorum ya? Köpek avladı. Teleferikte. Sahibim. İtimat edin aile. Öyle yetiştirmiş. Oturdu. Madem oturdu ağzına bakıyor. Ustasının sahibinin. Bir tane şey ver. Ben iki ayağını atmıyorum. Ders alabilene ne mutlu. Ekmek az şey bir şey koydu ağzına. Tamam. Dedim ki yazıklar olsun bana. O köpek kadı olamadı. Sahibi deyince oturdu. Allah bana yapıyor oturmuyor. Hadiselerle bana otur diyor. İşine bak diyor ya. Daha nasıl diyeceğim, yapacak yani. Sahibine o itaat, köpeğin sahibine itaat ettiği kadar ben Allah'a itaat etsem bitti bir haftada evliyayım. Evet. Her asırda birer meta mergup olup revaç buluyor. Sükunda yani çarşısında teşhir ediliyor. Acayip bir şey. Herkes kendisi manalandırdığı, değer verdiği şeyi ortaya çıkarıyor. Rahmet ettiriyor. Hey gördün mü ya bak o şeyi. Bak hele böyle bir şey var mı sende falan. Adam bunu öne çıkarıyor. Teşhir ediliyor. Rahmetler ona cep oluyor. Telefonsa, telefon, değilse araba vesaire, bütün rağbetler o. Adam. Ama niçin yaratılmış, neyin peşinde koşuyor? Az insan üzülüyor, öteki taraftan da biz seviniyoruz. Allah bize ne vermiş? Arkadaşlar, birinci merdivenden düşene bir pek bir şey olmaz. Ama 10. basamağa çıkanın bayağı hasar görür. O belki kurtaracak biliyor musun? Cennete gidecek. Zina yapan, içki içen, hiçbir şey yapmadığı halde din adına günahını her türlü yaptı. Cennete gitme ihtimali var. Niye? Fetretten alacak. Hiç duymamış dini. Mektubatta var ya. Ya. Hiç dini duymamış. Mesul olabilmesi için iktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyet lazım. Ama bak, bize vermiş. Sonra, nazarlar ona teveccüh ediyor. Fikirler ona müncezip oluyor. Nazarlar ona gidiyor. Fikirler de oraya gidiyor. Tabii biliyorsunuz insan neyi düşünürse his de oraya gidiyor. His oraya gidiyor. Eğer bir insan gürültü yapıyorsa, etrafı görüyorsa, nazarı hedefinden ayrılmış demektir. Bu etrafını görüyor çünkü. Hey ne yapıyorsun? Niye böyle gidiyorsun? Diyorsa, nereye gidiyor, ne oluyor arkadaş diyorsa, demek ki gözü hedeften çekilmiştir. Sağda soldadır. Doğru düşünce melekesini kaybettikten sonra, zındıkların en büyük tuzağı budur. Ne bilirsen bil, senin doğru sihatlı düşünce melekeni tahrip etti mi, malzemen dahi olsa kullanamıyorsun. Bir örnek vereyim. Bir kardeş telefon etti. Fiilen şey yapıyorum. Ailevi sorunu var. Ailevi sorunda kullan şu anda söyleyeceğim. Ailevi sorunda içsel alemindeki
birbirine çatışan, duygularda kullan, cemaatinde kullan, iş yerinde kullan, kullanda kullan. Bak işte. Evde kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğuna odaklanma. Neyi yapmaman gerektiğine odaklan, sorun çabuk çözülür. Hanım mı haklı, ben mi haklıyım, işte Ahmet mi haklı, Hüseyin mi haklı? Onlar değil. Ne? Şu. Bir, ev için bir uygulayayım de, sonra iş yerine. Çocuklarım, çocuklarımız anasız babasız kalmamalıdır. Evde kavgalı olan aileye söylüyorum. Kadın mı haklı, erkek mi haklı, uğraşma, şuna uğraş. Pergelin ince ucunu, bu çocuklarım anasız babasız kalmamalı. Pergel oraya batır. Ha, bu merkezli düşünce, fikirlerini üret. O zaman dedik, abi dedi, o zaman kavga kalmadı ki. Veya pergeli başka bir yere koyuyorum. Kul hakkına batır, kul hakkı merkezli düşün evdeki sorunları. Hizmetteki sorunları, pergelini kendine batırıp ben merkezli çözemezsin, kaybedersin. Bu bir fırsattır. Hep kayıp, her kaybın içinde bir fırsatı barındırır. Biberin içindeki lezzeti olduğu gibi. Pergelin ince ucunu külliyata batır. Kitabı düşün. O merkezli çözmeye çalış. Kimin haklı, kimin haksız olduğu değil. Hanım mı haklı, hanım. Hayır arkadaş, bununla meşgul olma. Evde adalet yoktur. Evde hukuk yoktur. Ne var? Evde şefkat var, af var, muhabbet var. Pergelini karı koca şeylerinde kul hakkına koy. Veya pergelinin ucunu yuvan dağılmasın merkezliğinde koy ve oradan fikirlerini üret. Gel gelelim şeye, hizmete. Pergelini kitaba koy. Kitaba batır pergelin ucunu. Bu merkezli düşün. Bu o zaman fırsattır. Yoksa en büyük hata bu olur. Hani kitabı olacaktın? Hani kitabı olacaktın? Kitap ne diyor, öyle yapmak gerekmiyor. Ne zaman yapacağız bunu? Yani musallaya oturduğumuz zaman. Bakın bir daha söylüyorum. Kimin haklı, kimin haksız değil. Ne merkezli olayları çözümlediğinin farkında ol. İnşallah size şey söylüyorum, bir müjde gibi söylüyorum. Kur'an'da nasih ve mensuh ayetleri var. Nasih ve mensuh. Yani üç ayet var ya, bazı ayetler olmakla beraber hükmü kaldırılmış. Bazılarının lafzı kaldırılmış, bazısının hükmü kaldırmış. Neyse. Yani şunun bir misal vereyim ki külliyatta kullanacağım. Bu çok önemli, uzatmıyorum. İlk bir ayet, üçüncü bir ayette içki yasaklanmış. İlk iki ayette yasak yoktur. İçki daha zararlı değil. İkinci ayette içkili namaza yanaşmayın. Üçüncü ayette haram geliyor. E peki üçüncüsü kafi iken bir ikisi niye duruyor? Onu da inşallah ders yapacağım da. Ne alakası var bununla? Risale-i Nur'da da nasih ve mensuh var. Yani Risale-i Nur'un en şey, Kur'an'ın en cami aynesi Risale-i Nur'dur bu asırda. Kur'an'ın icaz-ı manevisine en şumullu aynadarlık yapan Risale-i Nur'dur. Kur'an'da cari olan bir hassa Risale-i Nur'da da vardır seviyesine göre. Risale-i Nur'da da nasih ve mensuh vardır. Onu yarayacak. Ne demek? Ne işine yarayacak? Niye söylüyorsun? Mesela umumi hukuk şahsi hukuku neshetmiştir. Şahsi hukukla umumi hukuk çatışırsa kaldırılmıştır. Bir zamana, bir vakte, bir bölgeye, bir insana has olan bir Risale-i Nur'daki hadise umumu her zamana, herkesi içine alacak bir emirle neshedilmiştir. Mesela Emirdağ'daki demokrat nur talebeleri onlara hastı. Çünkü Kur'an bizi şiddetle siyasette men etmiş. Hükmü nasihtir, ötekisi mensuhtur. Başka bir örnek de vereceğim. Resail-i Nur-u Sadık'ın tesbihatta kaldırılması o zor şartlarda hapishanedeki şartlara hastı.
Sonra o şart kalktı mı o mensuhtur artık. Çünkü tesbihat, Risale-i Nur Sadık'ın kelimesi o has ve hususi ruhsatı artık hükmünü kaldırmıştır. Kitapta kalmasının sebebi bir hikmeti. Gene öyle bir şartlar olursa veya Rusya'da da Risale-i Nur dünyanın her tarafını Türkiye'de atlattı. Ama Rusya'da atlatmadı. O kanun orada da cari. Dolayısıyla Risale-i Nur'da şimdi 63 tane Kur'an'da nasip ve mensua ayeti var. Risale-i Nur'da da inşallah buna ait 63 tane mevzuyu birbirine şey gibi gözüken mevzu. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Şahsi hukukla. Şahsi hukukunuz. Benimle dostsunuz. Arkadaşsınız. Kardeşiz. Abi kardeşiz vesaire. Ama umumi hukukla benim hukukum çatışırsa şahsi hukuk mensuhtur. Umumi hukuk nasihtir. Esas alınır. Bilmemekten bilmeyerek kata yapıyoruz. Şahsi duygularımız öne çıkartıyoruz. Ailelerde de öyle. Mesela ailede uygularsak ya hanım yemek yapmadı, bilmem ne yapmadı, hurcu çıkartacaksın, kavga yapacaksın. Hakkındır, doğru, yemek yapmadı veya uygun olmayan sözü söyledi. Ama bir hukukunu alırken bu kadar kavga çıkartarak çoluk çocuğunun hukuku paymal oluyor. Olmadı işte. Bu usulü bilirsek daha adım atarız. Ama anşahla kitabı nefsimize okur ve pergelin ucunu kitaba bastırıp o merkezli düşünürsek kitabı esas almadın mı? Oho, Allah selamet versin zaten. İş olmaz zaten. Kitabı esas almayanlarla iş yapılmayacağını bizim Risale'nden Emirdağ layıkasının başında anlatıyor. Hizmet rehberin açın, genişen ve gelişen ve gelişlenen hadiseler karşısında, gelişen hadiseler karşısında biz olayları Risale-i Nur'u ölçü yaparak çözeceğimizi anlatıyor. Risale-i Nur uçak bitti. Ne Ahmet Mehmet diyebiliriz kardeş. Bak. Pergeli nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Kah menfaata, kah çıkarta, çıkara. Ama Allah hep bunları biliyor. Kah akrabalık bağına, kah dostluk bağına. Ama Risale-i Nur'u batırmamız lazım. O merkezde düşünmek lazım. En azından kabul etmek lazım. Fikirler ona müncezip oluyor. Mesela şu zamanda siyaset meta. Tam vakti onun için yapıyorum. Seçim değil mi? 20 gün bir şey var. Bir ay. Bir ay. Bir ay var. Siyaset meta. Siyasetle bak. Ölçü. Pergeli nereye koymuş? Bakın dikkat edin. Ne kadar gülünç. Yoruma bakın. Şimdi siyaseti tercih ederken Allah aşkına iddiadi İslam'ı ölçü mü yapıyor? Şahsını mı ölçü mü yapıyor? Din merkezli, din eksenli mi tercih ediyor? Yoksa fikir eksenli mi? Bak siyaset meta. Bu pergel ya. Koy. Nereye koyuyorsun? O önemli. Kimin doğru, kimin yanlış olduğuna meşgul olma. O hiç önemli değil. Ben haklı olsam ne olur? Kavga oluyor da. Gürültü olduktan sonra ben haklıyım. Ne işime yarayacak? Ne işime yarayacak o ya? Önemli olan hangi merkezli düşünüyor orada? Şimdi siyaset meta. Adam diyor ki şu, niye bir sürü döküyor? Doğrudur. O veri tabanına göre o netice doğrudur. O partiye geçmesi lazım. Ama dini esas yaparsan, din menşeli düşünürsen olay değişiyor. İki, bu asırdaki hastalıklar. Şey olmuşuz yani, serserileştirdi bizim kafamızı. Ustad diyor, aklen ne olur diyor, divane olur. Kalben dinsiz olur diyor. 38. sayfada diyor değil mi? Kastamonu'da. Siyaset. Niçin? Gidiyor fikir taşını, zındığı ama kendi taraftarı olduğu için taraftar oluyor. Ondan sonra o zındığa da taraftar olduğundan dolayı imanı da gidiyor. Evvenüşer bakamıyor ki.
Birinci hastalık bu asırda. İki, hayat-ı dünyeviyenin temini. Bütün zihinler, akıl, dünya hayatı. Ne olacak? Öyle görüyor musun? Adamın kata yata ihtiyacı yok ama komşunun var ya, köylümün var, Allah Allah, onun var, benim mi yok? Bir bakın hele, Allah aşkına hepimizde dahil. Dolabımızdaki gömleği, çorabı, pantolonu giyip de yıpratabileceğimiz kadar az mı? Yıpratabilir misiniz? Yıpranır mı? Ama hala yeninin peşine koşuyoruz. Hürriyetimiz gitmiş. Ne derler diye yapıyoruz. Ne derler diye giyiyoruz. Ne derler diye alıyoruz. Ne derler diye bir sürü borca giriyoruz. O zaman sen kendini yaşamıyorsun ki başkasını yaşıyorsun. 3. Felsefenin revaçları gibi. 3 tane hastalık varmış. 1. İnsanı geveze etmiş kafasını. Geveze. Lak 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 lak. Benim çok tuhafıma gidiyor. İnsanlar şu iki şeyde çok konuşuyorlar. Hiç topa bir defa benim gibi vurmayı bile bilmez. Top hakkında konuşur. Bir defa vurmayı bilmez. Bir de dinin desini bilmez. Dinde yorumlar yapar. Asrın gevezeliği yani. Bak şimdi bu asırda 3 tane hastalık var. Siyaset metağı kişinin fikriyatını gösterir. 2. Hayat-ı dünyeviyenin temini kişinin hedefini tayin eder. Kimin hayat-ı dünyevi hedefi ise o adam o tiptendir. 3. Felsefenin revaçları kişinin olayları çözümleme melekesini ifade eder. Felsefe deyince okuldaki felsefe değil. Karşılaştığın ailevi veya içsel veya hizmetle alakalı meseleleri nereye göre çözümlüyorsun, çözüyorsun? Çözüyorsun, çözümlüyorsun. Çözümlüyoruz. Felsefe hangi menşeli yani pergeli nereye koyuyoruz? Felsefe deyince beşeriyet demektir. Hani İhlas'ın başında hizmet-i maneviyemizi anlatırken bu kutsi hizmet-i maneviye diyor. Kutsi demek beşeriyet karışmamış demektir. İlham ilahi ile olmuş. Kutsinin bir ilerisi vahidir. Kutsiyet ilhamidir. Bu kutsi hizmet-i maneviye diyor. Sevgili kardeşim Bağla'da diyor 123'te. Ben diyor hakikatler zahir vasıta oldum ortaya çıktı diyor. Siz diyor ben sizi diyor vekil yapıyorum Hulusi abi diyor. Yani uygun gördüğünüz yerleri tavsiye edin. Kırpın yani külliyatı. İstediğini öğrenebilirsin. Altında diyor ki bazen diyor ben size vekalet ediyorum Risale-i Nur'a karışıyorum diyor. Karıştırıp tahrip ediyorum diyor. Bana ne diyor? Karışma bu iş. Kendi işini yap. Mevcudu da anlayamıyoruz. Daha mahkemat anlayamıyoruz da. Hizmeti şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu felsefe işte. Niye peki kitap eksenli düşünmüyoruz? Niye kaçıyoruz? Niye cennet yolu bu yolda olduğu halde rahatsız ediyor bizi? Ne zaman kullanacağız biz bunu? Musallada kullanılmıyor bu kitap. Yani Risale-i Nur ne zaman dusturlarını uygulayacağız? Fırsatları olduğu zaman değil mi? Hani şanslı hissiyatımızdan çıkacaktık? Hani deva adamı olacaktık? Hani derimizi kağıt yapacaktık? Karnımızı mürekkep yapacaktık? Risale-i Nur'dan dönmeyecektik. Risale-i Nur esas yapacaktık. Uhuvvetimizin ölçüsünü doğrudan alacaktık. İhlası doğrudan alacaktık. Düşmanlığı doğrudan alacaktık. Bize kimi düşman gösterirse ne yapacaktık? Küfrü mutlakı gözün. Hey efendiler diyor benim karşımda bir şey var. Küfür var diyor. Kamyoncular bile yazmış arkasında. Tek rakibim diyor Türk Hava Yolları. Kamyon yazmış yani. Türk Hava Yolları. Bizim rakibimiz kim ya? Acayip bir şey ya. Küfür kardeş. İşimiz var ya. Ama birileri çıkıp ayağına çemre taksın. Taksın kardeşim atla geç ya. Düşersen de biraz takla atarsın kalkarsın ya. Düşmek önemli değil. Kalkmak önemli. Denize düşen bu boğulmuyor. Çıkamayan boğuluyor. Her düşen boğulsaydı kimse kalmazdı. Düşmekten korkma. Kalkamamaktan kork. Kalk kardeş. Bazen de düşmen lazım. Yol düzgün değil. Engebelli kardeş. Dünya böyle. Ya niye böyle oluyor? Niye böyle olmasın?
Allah senin hepsini kainata mühendis mi yarattı? Sahabelerdeki fırtınaları bilmiyor musun? Kılıç çekmediler mi? Biz onlar model mi yapacağız? Hayır. Ama böyle vaka yani insanlık. Ne yaptı? Ama kalkmayı da bildiler. Ya. Ben menşeli düşünmek felsefedir. Yoksa okul felsefesi değil. Ve Selefi Salih'in asrında ve o zamanda, o zaman çarşısında en mergup meta, Halik-ı Semavat ve Arz'ın maziyatlarını ve bizden arzularını kelamından istinbat etmek. O Selefi Salih'in, açın. Canım açın. Selefi Salih'in zamanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemi ve ilk 300 sene. Sonra işte bozulmaya başladı. Neymiş biliyor musun? Bütün zihinler, fikirler. Halik-ı Semavat ve vel ardın içindeki ve onların sahibi olan Allah'ın marziyatını talep etmek, onu takip etmek. Allah bizden razı mı? Bilmiyor musun? Bilmiyoruz. Ha, razı olmayacak şeyler bellidir. Yapma yeter. İhlaslı olmak mı istiyoruz? Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bir şey yapma ihlas adına. Riyakar olma yeter. La ilahe illallah. Yani la riya illa ihlas oradadır. Riyakar olma ihlaslısın. La tahrip illa tamir oradadır. Tahrip etme yeter. Zarar verme kardeşim. Senden hizmet istenmiyor. Hizmeti Risale-i Nur yapıyor. Ustad diyor abiler. Zarar verme. İlla tamir oradadır. Zarar verme, illa tamirdesin. Gücüm yetmiyor, ağzım durmuyor, elim durmuyor. Kenarı bahri tut. Sultanlık budur. Kenarı geç. Beceremiyorsan benim gibi uzak dur. Uzak dur. Selamet budur. Toz duman bittikten sonra öyle ne varmıyor kendi ona kimler var. O kadar. Yani güzel yolu da budur yani. Ama diğerleri de karamandır tabii. Demek ki Cenab-ı Hak bizden arzularını kelamından istinbat etmek, nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet-i ebediyi kazandırmak vesaireni elde etmek idi. Biz bu hedeften dönmememiz gerekiyor. Hedefimiz şu. Bak hedefimiz şu. Gözümüz orada. Diyor ya askerlik yapanlar. Gözüm düşmanda, kulağım sende komutanım. Hatırladınız mı? Gözüm düşmanda, kulağım sende komutanım derken komutana bile bakmıyor. Hedefe bak. Diyor ki nur-u nübüvvet ve Kur'an ile kapatılmayacak derecede açılan ahiret alemindeki saadet-i ebedi kazandırmak vesailini elde etmek Allah'ın maziyatını bizden istediği nedir? O. Yoksa Ahmet'i nasıl memnun ederim? Hüseyin'i nasıl tatmin ederim? Tam bir fırsat. Hırtlarına basayım şunu. Değil kardeş ya. Bunun için gelmemişiz ki. Gelmemişiz. Hayatın mahiyetini keşfedenler hedeflerinden sapmazlar. Hayatın hakikatini anlayanlar stres ve depresyona girmezler. Hayatın suretiyle meşgul olanlar gözlerini ellerindeki ölçülerden ayırmazlar. Hayatın mahiyeti, hakikati, sureti, hukuku. Bizim hayatımız onun elinde değil. Ya diğerleri ala vere ya. Onlar hep bahane. Hayrihi ve şerri Allah yapmıyor mu? Yani niye böyle? Tam bir fırsat ya. Arkadaşlar, bulutlu sisli havayı kurtlar çok sever. İşte o zaman da çok önemli bir yere geldim. Çok hoş. O zaman da zihinler, yani o zaman ait değil, bizedir. Hani bir de şunu söyleyeyim. Hulusi'ye hitaptır. Hafız Ali'ye hitaptır. O bizi ilgilendirmez. Onlar semboldür. Kat bin Malik gibi. Musab bin Ümey gibi. Yani sahabeler semboldür. Mesela
Yusuf Aleyhisselam'a bakan Yusuf suresi ise ben ne yapayım o sureyi ya? Benim işime yaramayın ki. Kısayı Musa Aleyhisselam'la alakalı. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama Musa bir sembolsa, o bensem, onun şahsında bize ders veriyorsa o ders biziz. Ha, Hulusi'ye hitaptır, onun şahsı sil. Abdülaziz'e hitaptır. Sana hitap ediyor. Ustad 57. sayfada Kastamonu'da diyor ki, gelecekteki daha dünya gelmemiş nur talebeleri de diyor, duama dahildir. Oh, vay 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 vay. Kardeş, bakkalcılık yap ama marketçi gibi düşün. Küçük şeylerle meşgul olma. İnsanlarla meşgul olma. Hedefinden gözünü ayırma. Patpata ne oluyor falan deme. Bak, zihinler, kalpler, ruhlar. Elimi götüreyim ki anlayayım. Zihinler, kalpler, komple ruhlar, bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan. Bak bu gidişimde adam torna mı işte, bir, Ömer'le alakalı bir şey işte, o, oraya şey yapmış, adamın cesedi bile yok. Kan ve et yeni, dişliğe gelmiş Ömer. Katıldığım cenazeye de almaya da, kaptırmış nasıl olmuşsa. Dişti böyle adamı kıyma gibi yapmış. Yani o kadar ufak olmaz mı? Parça parça. Bana şeyi sordular. Torbaya koyduk. Hocam böyle adam olur mu? Yoksa hamur gibi açalım mı yani? Adam gibi uzatalım mı? Yani kabiri yuvarlak mı açalım? Yoksa normal mi açalım? Kardeş, onun da bir gayesi vardı değil mi onun? O adamın. Ne o? Bitti ya. Değil mi? O kefene gireceğiz. Toprağa gireceğiz. Bunu niçin yaptın? Bunu niçin dedin? Dedikleri zaman ne diyeceğiz? Aha bunun için ya Rabbi. Burada böyle yazıyordu diyebilmek için yapmak lazım. Sonra hesabı verilmeyecek işlere girmemek gerek. Zaten şahsi bir sürü günahımız var. Bak zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetiyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya müteveccih olduğundan içtimaiyat-ı beşeriyenin sohbetleri, muhabereleri, vukuatları, ahvalleri ona bakıyordu. Ne işe yarayacak bunu, ne okudun? Kardeş bir araya geldiği zaman öyle gıybettir, iftiradır, laklaktır, lukluktur, konuşmamak lazım. Her konuştukça negatif, doğru dahi olsa beynimize kazanıyor. Rahatsızlık veriyor. Allah rızası için kimse böyle bir negatifliği bir başkasına, kendisine de diye kendisini motive ediyor. Ben kendisine mal ediyor. Negatiflikleri uzaklaştırmaya gayret etmek lazım. Düşünmemek gerekiyor. Benim bir hastalık duçar oldu bana. Allah kimsenin başına vermesin. Bunu da söyleyeyim de bununla alakalı. Bilmem nasıl bir hastalıksa. Ben kabirden korkmayın, işte dava vardır, hizmet vardır, çok ders yapan, ümitli dersler, psikoloji dersleri yapan insan olarak söylüyorum. Şöyle bir, kimseye demiyorum ama artık ayuka çıktı, 6 aydan beri başladı. Arkadaşlar bir 10 saniye kadar beni bir alır, 3 ayda bir ay, 2 ayda bir alır, ne biliyor musun? Korkunç kabir, ölüm, yani hesap korkusu, kefenleme. Çok mu indirdim kefene insan da oradan oldu? Gece alıyor beni. Ulan ben ne yapacağım o şimdi ya kabir? Kefene giriyor zihnim bir anda. Kefen içinde dehşet alıyor. Böyle bir rahatsızlık başladı. Ne yapıyorum biliyor musun? Hemen başka bir şey düşünüyorum. Ayet tefekkür etsem de ondan kurtulamıyorum. İlle başka bir şey yapıyorum böyle. İlle birisiyle konuşuyorum, bir şey yapıyorum böyle. Unutmaya çalışıyorum. Böyle nasıl demek ki Cenab-ı Hak artık bu halete sokuyor, buna ait dersler mi yaptı falan diye. Böyle bir anda kendimi kefende görüyorum. Kabire girmişim. Artık o bir yere de gitmiştim de, böyle kabiri çökmüştüm, yormuştum. Artık ondan mı etkilendi beynim falan. Yani kefene girdiğim zaman hiç kimse yok. Bak burada diyor ki,
bütün kuvvetimizin Rabbimizin marziyatını anlamaya olduğundan artık ağzımız buna dönmeli. Negatifliği anlatmayın. Meşgul olmayın. Barla da gıybet meselesi var, iftira meselesiyle. Hani onu malumat nevinden de sağda solda konuşanları da zecrediyor ayet. Bak içtimaiyat-ı beşerinin sohbetleri, muhabereleri, sonra bir araya geldik. Zaten az geliyoruz değil mi arkadaşlar? Muhaberelerimiz, sohbetlerimiz ne olacak? Yerler ve gökler Rabbinin marziyatını anlamaya olacak. Şu mevzu, mesela vicdan nedir? Ya sen nasıl anlıyorsun? İnan çok şeylerden bizi kurtarır. Allah'ın da rahmeti gelir. Nusreti gelir. Ahvalini ona bakıyordu. Ona göre ceyran ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir dersi marifet alır. Her şeyden ders almak lazım. Çocuğa niçin aşı vururlar? Aşı mikroptur biliyor musunuz? Çocuğa mikrop veriyorlar ki gelecekteki büyük mikropla tanışsın diye. Şimdi o haletler, hadiseler de büyük cehennemi hatırlasın, unutmasın, ona karşı siper alsın diye küçük hadiseleri bize yaşatıyor ki bak bu kadar küçük hadiselerde bu kadar yanma oluyor, dayanamıyorsun, ne yapacaksın? Günahlar da öyledir. Mesela vicdan azabı var ya, vicdan azabı, buhran, bunalım, stres büyük şeyden haber veriyor. Yani nasıl ki mikro vücut onu tanısın, o gelecekteki büyük mikroba karşı dayansın diye sıkıntılar, dertler de gelecekteki o cehennemi nazara almamıza vesile oluyor. Kale almamıza vesile oluyor. Onlar da öyle yani. Stresler de aşıdır, aşı. Kötü bir şey değil. Gelişen hadiseler aşıdır, kötü bir şey değil. O zamanda ceyran eden ahval ve vukuat ve muhaverattan talim ediliyordu. O zamanda ceyran eden. Senin aleminde şu anda ne düşünüyorsan, bak bunu uygulan, ceyran eden ahvaller, haller, vukuatlar, muhavereler, konuşmalar, bunlar hep büyük zatlar, o sahabeler, efendilerimiz istifade ediyorlardı. Yani hep birbirlerine istifade ettiklerini naklediyorlardı. Sen nasıl anlıyorsun, bunu nasıl yorumluyorsun derlerdi. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip onun fıtrat ve istidadına iştihada bir istidadı izharı telkin ediyordu. Hatta o derece şu fıtri ders temir ediyordu ki yakin idi ki kesipsiz iştihada kabiliyeti olan atesiz nurlana, işte şu tarzda fıtri bir ders alan bir müsait, iştihada çalışmaya başladığı vakit, kibrit hükmüne geçen istidadı, nurun ala nur sırrına mazhar olur, çabuk ve az zamanda müştehit olurdu. Ama şu zamanda medeniyet-i Avrupa'nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiyenin tasallutuyla, şeriat-ı hayat-ı dünyevinin ağırlaşmasıyla efkar, fikirler, kalpler dağılmış, himmet, inayet, inkısam etmiş. Himmet, yardım, şeylerimiz, ellerimiz 5-6 yere gitmiş. Yardım şeyimiz mesela, barajımız deli açılmış, sağa sola su gidiyor. Sonra akması gerekip ceyran üretecekti, türbine su gidecekti, gitmiyor. Su gitmiyor. Niye? Gölden su kaçak olmuş. Gölden suyu kaçırmamak lazım ki türbinden aksın da elektrik imal etsin. Himmet, inayet inkısam etmiş. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Adama en büyük hadise ölüm değil. Ölüm bile tesir etmiyor. O çuvala koydular tamam mı arkadaşlar o cesedi? O cenaze evindeyim. İçerki odada ya Rabbi ya.
Ben biraz böyle geçmiş olsun işte başın sağ olsun falan 5-10 dakika sonra geç saatte böyle artık adam içeride adam mı var mı falan. Acayip bir şey ya. Ölüm bile artık tesir etmez olmuş ya. Mezarın başına gidiyoruz. Atlatmış mı hatırlıyorsunuz? Meselesini hiç unutmuyorum ya. Allah'ım. Mezarın başında adam iki tane şeyi bir anda yaşayabiliyor. Atmosfer insan. Çünkü değişiyor ya. Atmosfer. Bir anda ağlıyor. Dönüyor. O işi takip et. Acayip bir şey ya. Tuhaf. Sahtedir. Ama hangi sahte? Bu mu bu mu? İki. Mesela bak. Kamera bakıyor. Ne oldu lan? Tamam öyle yap. Devam ediyor. Yine ağlıyor. Arkaya talimat veriyor. Onun şey yapıyor. Mal verme diyor. Ben demedim insana diyor. Onlar yatırmaz diyor. Onlar senetine güvenme, tamam mı? Öyle yap diyor. Ben idare ediyorum cenaze. Sen git. İçinde savaş var hocam. Karar veremiyor yani. Bu adam değil ki. O adam o semboldür. Hakikaten olmuş ama o aynı biz böyleyiz. İçimiz acayip. Böyle bir kaç duyuyor ortalık böyle iç alemde. İstikameti tutturmak lazım. İstikamet çok önemli. Yani muhakemat, koca bir kitap yazılmış, muhakemat. Yani elimize şey veriyor muhakemat. Metre, metre, kantar. Bildiklerini, söyleyeceklerini, yapacaklarını tart, ölç, yap, söyle. Bundan geçmeden yapma. Yoksa başına bela. Ne söyleyeceksin birisine? Ne yapacaksın? Bu metreden ölç. Bu kantarlar tart. Muhakeme temeli bu. Vefanı da unutma. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir. Zihinler. Söylüyorsun hiç almıyor ki. Hiç. Allah var diyor, sen var diyor. Ama nerede var Allah? Hiç. Böyle şey, cenazelerde hastalandığımız zaman Allah o zaman oluyor. Ben de bazen diyorum ki bak güzel havalarda ağacın altını pis değil mi ki yağmurlu günde lazım olur. Dedim kardeş Allah ile aran iyi olsun ki Allah bu Allah senin işine yarar bakarsın işine lazım olduğu zaman o Allah'ı bulamazsın. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hıfzedip alimlerle mübahese eden Süfyan İbni Üyeyne olan bir müştehidin zekasında bulunsa Süfyan'ın içtihadı kazandığı zamana nispeten 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Süfyan 10 senede içtihadı tahsil etmiş ise şu adam 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Acayip bir şey ya, ben orada anladım. Yani bilmek yetmiyormuş ya. Ya vallahi yetmiyor. Ben bile biliyorum. Çok acayip bir şey ya. Günahlarla karşılaştığımız zaman İlk önce günah, bakın beni tanıyan var mı falan. Bu aşağılık nefis var ya. Bilmek yetmiyor. Bildiğini yaşayabilmek var ya, ayrı bir nimet ilahi. Peki çare ne? Kardeş, anaforun içine girdin mi kurtulamazsın. Anaforun içine girmemek lazım. Çare bu. Başka? İmam-ı Rabbani'ye göre iyi olmak istiyorsan iyilerle beraber ol. Vallahi ilmimiz yetmiyor. Yani çekiyor bizi. Denizciye sordum denizciye. Dedim ki kardeş yüzmeyi en iyi bilen denizciler niye boğuluyorsunuz gemi batarken? Hocam diyor o gemi batarken o çapına göre diyor çekim alanı oluşturuyor. O çekim çapına göre kim varsa çekiyormuş aşağıya. Ne yüzersen yüz. Öyle bir fırtına fitne çıkarsa fitnenin neresindesin, çapı neresindesin? Vallahi alıp götürür. Yüzme bilsen de vallahi tutmaz fren. Plaja gir. Fren yağlandı. Balatalar yani tutmaz. Ama plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Tutar. Kimse nefsine hakim olamaz demiyor. Nefsine hakim olmaz. Olmaz. Fikir var. Olmak istemiyor. Beşinci şua. Kardeş,
olmuyor. Bildiğimiz olmuyor. Yetmiyor gücümüz. Bildiklerimizinle, bak bilgilerimizle şeye bakacağız. Kim biliyor? Bilgilerimiz o işe yarar. Şu bil, onunla beraber ol. Gücün yeter. Orayı anlayamadım, tekrar ver. Bak şimdi, bilgimiz anafordan kurtulmaya çare edildiği. Kurtulamıyoruz. O zaman bu bilgiyle bakacağım kim biliyor. Bu bilgi bilgini tanır. Ha onun yanına git, beraber ol, çekemez seni. Ama dedi ki, o söyledi. Hocam dedi, ben böyle böyle bir şeye rastladık dedi. Tam gömülüyorduk, biz biliyorduk. Üç kişi de diyor gemiciler, sarıldık dedi ömrü. Çekemedi diyor. Öküz var ya öküz. Sarı öküz meselesi. Hatırladınız mı? Sarı öküz meselesi. Baktı ki düşman saldırdığı zaman kıç kıça veriyor, kafalar dışarıda. Hiçbir canavar bir şey yapamadı. Ne zaman aralarına fitne soktu? Şu var sarı öküz var ya demiş onlara. Biliyorsunuz o hadiseyi. Geldi onlara dedi ki iki tanesi bozdur, siyadır. Sarı orada değil. Bak şu diyor. Siz hiç dokunmayacağız. Bunu bize verirseniz ki zaten sizden zıt o. Sizden değil, familyanızdan değil. Peki dediler, verdi. İki tane kaldı. İki tane kalınca o boz olan dışarıdaydı. Siyah diyor ki boz olan zaten sana benzemiyor diyor. Ona ne şey yapıyor? Onu da aldı. Sonra siyah dediler ki sıra sende. Doğru dedi. Sıra bana aslında gelmedi dedi. Ben ne zaman sarı öküzü verdik, o zaman onayladık, sıram o zaman zaten gitmiş dedi ya. O zaman kaybetmiş. O zaman kaybetti daha o zaman. Biz o zaman kaybettik. Bir olmaktan başka şey yok. Keletlenin diyor. Keletlenin. İlmimiz yetmiyor. Çünkü şair yok, yaşantımıza geçmiyor. Yaşayamıyoruz. Yaşasa tam gemi çekemez bizi. Ha, ilim şeydir o. Yüzüyordun ya, seni çekecekti gemi. Ha, bota binersen çekemiyormuş. Bir yani ilim için girersen, yani amelin içine girersen, yani Kastamonu'ya girersen, Emirdağ'ın içine girersen çekemezsin. O muhafaza ediyor. Arkadaşlar, sözler okuma ile, mektubat okuma ile, şualar okuma ile, lemalar okuma ile kişi kendisini nurcu hissetmez ve olaylar karşısında çözümleme ve çözme melekesi gelişmez. Neyi ne yapacağını bilemez. Ancak laikalara hakimiyetle mümkün. Yetmiyor ama teslim olacaksın. Bilmek yetmiyor. Şeytandan daha fazla bilen yoktur. Şeytan değil, Allah şeytanı şeytan yaratmadı. Azazildi. Şeytan dört sıfatından şeytan oldu. Haset etti. Kibirlendi. Allah'tan ümidini kesti. Ben merkezli düşündü. Oldu şeytan. Ben merkezli yorumladı olayları. O diyor topraktan ben ateşten. Ben merkezli düşündü. Ya. Ama onun nazırı şu zamanda, çünkü zihni felsefede boğulmuş. Aklı siyasete dağın. Felsefeden çıkın ha. Gene söylüyorum bu üçüncü kez. Felsefe oku felsefesi değil. Ev hadisesi, iş hadisesi, içtimai hayat hadisesi, hizmet hadisesi, içsel alemdeki olayları tamamen beşeriyetimizle çözmeyeceğiz. Dert bizim, derman da biz değiliz. Dert biz, derman Kur'an, Risale-i Nur. O merkezli çözersek felsefede kurtulmuş oluruz. Vallahi iflas ederiz. Şu olayı, söylediğimi Allah haşirde hepimize gösterecek. Sen buradan kurtulamadın ama o derste sana denmedi mi ki her şeyi Risale-i Nur'u esas alarak çöz. Adım at. Vallahi de söyleyecek. Ben külliyata böyle inanıyorum. Billahi de soracak. Sen bunları külliyat merşeğini, külliyatı esas alarak çözmen lazım. Adım atman lazım. Hissiyatını, duygularını, şahsi hukukunu, münasebetini karıştırmaman lazım. Külliyatı esas alacaksın. Dostur neyse onu yapacaksın. Korkma daha. Bunu esas alıp korkmayacaksın.
Ama bunu esas almayıp, bunu perde yap, bunu alet yapıp, hissiyatını öne çıkarıp yaparsan, dünyada da Allah belanı verir, ahirette de Allah belanı verir, haşirde de verir. Bu kesin. Bunu ben de yaparsam benim de Allah belamı verir, kabirde de Allah belamı verir. Külliyatı esas yapmayıp, kitabı esas yapmayıp, ha ben nur talebesi değil. Hangi cemaattan? O cemaatin dusturunu esas yapacaksın. Hangi cemaattan? Tarikatçıysan tarikat. Ama biz nurculara hitap ediyoruz. Külliyatı esas yapacaksın. Kafayı şerifini sokmayacaksın. Öyle düşüneceksin. Eyleme dönüşeceksin. Şahsi hissiyatlarını, şahsi hesapların olmamalı hizmette. Şahsi hesaplar yok. İnşallah nasip ve mensur dersi yapacak. Yapsak ne olur ki biz bildiğimiz okuruz ya. Elbette funun hazırada tevakkülü derecesinde istidadı, iştihadı şiiri kabiliyetinden uzaklaşmış. Ulumu arziyede tefennünü derecesinde iştihadın kabulünden geri kalmış. Onun için ben de onun gibi zekiyim, niçin ona yetişemiyorum diyemez, demeye hakkı yoktur ve yetişemez. Sahabeler ben niye yetişemiyorum? Yetişemez. Yetişemeyiz. Çünkü onların cemiyeti hep okuduklarını besliyordu. Bir hatıramı anlatıyorum, kesiyorum bunlarla kalın. Almanya'da arkadaş beni gezdiriyor. Orada petrol ofisinde şey yok. Allah aşkına bak. Petrol ofisinde pompacı yok. Sen dolduruyorsun. Orada kamerada gözüküyor. Herkes hukukunu biliyor. Gavur. Ne yapacağını biliyor. Başkasının kontrolünü beklemez. Gider parasını yatırır. Hata yaptı. Arabanın plakasını polisi bildirir. Herkes polistir. Davaları ki Mehmet Akif öyle diyor. Onların dünyaları bizim dinimiz gibi. Onların dini bizim dünyamız gibi. Bak şey anlatacağım. Benzini dolduruyorsun, kapatıyorsun, gidiyorsun şeye. Market var orada. Seni ekranda görüyor. Parayı yatırıyorsun. Pompacı yok. Almanya'da pompacı yok ya. Yani. Pompacı yok. Sen koyuyorsun. Biz o kadar heyecanlandık ki. Pazar günü saat hiç unutmuyorum. Namazı kılmıştık 2'ye civarı. Doldurduk arabaya bindik para yatırmadan 25 euro bilmem kaç sent. Hiç unutmuyorum. Para verdik. Çektik. Depoyu doldurmadık. Parayı vermeden çekip gittik. Hemen o oradaki tezgahtar bakın baktı plakaya kameradan polisi bildirdi. Hangi o eyalette bütün polisler alarma geçmiş. Tamam. Bir 25 euro adına 25 bin euro harcarlar bulurlar seni. Adam öldürmek o kadar suç değil. Biz yaklaşık olarak 15 kilometre gidebildik. Hiç haberimiz yok. Aha yani heyecandan gidiyoruz. O duruyordu. Bizim arabayı gördü. Arkadan, önden, anonstan. Hocam ne oldu ya? Polis de şey yaptı dedi. Dedim ooo hocam dedi ya. Benzin yatırmadık dedi ya. Dedim sağa çek kardeş. Hemen çektik sağa. Olana bakın şimdi. Dedi ki bu olay normal değil tabii. Siz ya sarhoşsunuz dedi, ya delisiniz. Yani delisiniz. Mesela hız limiti 100 ise kaç diyorlar, 26 mı, 27, 30'u geçersen delilik muamelesi görüyor. Ehliyetini alıyorlar, psikoloğa götürüyorlar. Mutlaka bu deli olması lazım. Bunu yaptığına göre. Yani hatayı öyle kabul ediyor. Neyse dedi ki, sizi dedi karakola götürmemiz lazım. Ya tamam cezamızı neyse ödeyelim, işte dönelim. Tamam ama normal bir hadise değil. Siz dedi sarhoşsunuz veya delisiniz diyor. Başka olmaz dedi. Diyor ona. Abi diyor ki diyor karakol tamam götürsün. Bak tamam götürsün kardeş götürsün. Ondan sonra gittik oraya. Allah'ın ne de hikmetleri var ama. Dedi ki bu kim? Misafirim. Biliyorum
İyi dedi, ilk önce o öfürsün dedi. İçki içti mi içmedi mi? Tamam. İçki kontrolü yapıyor. Dedim ne içkisi? Şey ne bu öfürme? Ne diyor diyor, tercüme et. Abi öyle deme dedi ya, öfür diyorsa öfür. Ya ben ne diyorsa onu söyle ya. Polis dedik ona, ne diyorsa söyle dedi ya. Dedim, diyor ki bu ne? İçkili misin diye şey yapıyor. Ben dedim, içkili olsam ne olur? Suç mu? Suç dedi bizim kan. Nasıl suç dedim ya? Ben dedim biraz önce kiliseden geliyorum. Kilisede şaraba batırılmış ekmek yedi. Ben Hristiyanım. Hristiyan kilisede şarap içer. Ben de şarap iç. Sen de Hristiyansın. Nasıl bir trafik kanununuz var ki dininizle çatışıyor? Dinim diyor ki Hristiyanlık iç. Benim polisim diyor ki niye içtin? Dine mi uyuyayım, size mi uyuyayım? Polis aldı onu, yaptın aynı yapıyor. Oturdu şapkayı çıkardı. Bunu oturtun dedi. Kim bu? Komiserle anladım, bu kim? Dedi bir daha anlattı. Dedim bak, öyle bir din ki içtimai cemiyet hayatıyla çatışmaması lazım. Din bana diyor ki içeride, iç. İsa'nın size sunduğu kutsi bir şeydir. Tütsü yapıyorlar, bir de şaraplı ekmek. İsa bununla size takdim etmiş. Bana kilise diyor ki, sen Hristiyan değilsin diyor. Ben Hristiyanım, sana ne? Ben Hristiyanım. Ben kiliseden geliyorum pazar günü. İç diyor. Ben de içtim. Dinimin gereği içtim. Sen de Hristiyan, sen de aynı dindeniz. Adam bakıyor, evet demiyor. Aman sen ne içtin diye beni yakalıyorsun. Burada bir sorun var dedim. Ya trafikte bir hata var, ya bu dinde bir hata var. Ben hangisini terk edeyim dedim. Trafiğe mi uymayayım, dinimi mi terk edeyim? Ömer. Yine oldu. Yapma ya. Dedi ki bunu niye, buraya niye getirdiniz diyor, polise diyor komamir. Buraya niye getirdiniz? Orada da şey yapsaydınız demiş, tamam mı? Buralara niye getirdiniz diyor. Sonra oturduk. Ne iş yapıyor dedi. Adam yazsana, artık ceza meza şey kalk. Ne iş yapıyor dedi. Başladık konuşmaya, tercüme etmeye. Dedi ki adam komiser, ben dedi İslam Hristiyan mukayesesinin altı kitap okuyorum. Ama hiç öyle düşünmemişti. Din dedi cemiyetle çatışmamalı. Din kuralla çatışmamalı. Doğru söylüyorsun. Kiliseden çıktın. Hakikaten kilisedeydik yani. Şey yaptık. Ama içmedik de ben ona dedim. Ama çatışmamalı. Yani itikadımla eylem çatışmamalı. Biz Müslümanız kardeşim. Dershane ile cemiyet çatışmamalı. Çünkü Hristiyan değiliz. Hristiyan olan külliyatla yaşantısını çatıştırsın. Eğer çatışıyorsa davanı sorgula. Ya davanda sorun var, senin davanda sorun var veya uygulamada sende sorun var. Bu uzun sürer o adamın ama adamın canından vuruldu yani. Adam sipo değil, diğerlerini de çıkartmaya çalışıyor ama hepsi dinliyor. Dinliyor tabii. Yani öyle dinlerinde şüphelendiler ki bu kadar şüphe olmazdı. Simalarını bir görseydin vallahi. Vallahi bak simalarını bir görseydin. Komiser şapka var ya böyle. Çıkarttı, oturdu. Aynı böyle yapıyor. Oturtun. Böyle yapıyor. Ter bastı. Ter bastı. Şimdi abi fazla uzatma diyor, biz iş yapmak. Ulan dedim ceza peşinde bir sana. Sür. Ne diyor dedi böyle. Gülmeye başladı. Sen geç dedi ona. Ondan sonra adam kahve ikram etti. İnanır mısınız? Sen anladı zaten sonra. Ondan sonra o kağıdı anladı. Kağıdı hemen oraya ne kadar telefon etti. Hiçbir ceza kesmedi. Sık benzin paramızı aldı. Ve o ta kapıya kadar uğurladı. Bu dedi ama şunu dedi. Bu pastör değil dedi. Hoca pastör. Bu filozoftur diyor. Filozofi diyor falan. Çünkü alışmadığı şey ya. Yani o zaman dininizi sorgulayın.
eyleminizle çatışan bir din olmamalı, eylemle çatışan bir davamız olmamalı. El Fatiha.